İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh sorunu bugün konulu konferans gerçekleşti. Rudik Hüsnunc, kutsal topraklarımız için, kutsallıklarımız için savaşıyoruz. Artsakh'ın yerleşim yerlerinde gece nispeten sakin geçti. Sadece Şuşi roketlerle bombalandı. Ermeni kuvvetleri bir grup Nahçıvan özel kuvvetini kendi komutanlarıyla birlikte imha etti. Abhazya'dan ilk gönüllü grubu Artsakh'a gitti. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinde sağanak sele neden oldu. Müzisyenler Artsakh'ı konserleriyle desteklemeye devam ediyor. Artsakh sorunu bugün başlıklı bir konferans 7 Kasım'da düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sedam Melikyan yaptı. Ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan konferansın konusu hakkında detaylı bir sunumda bulundu. Etkinliğin ilk bölümünde Devlet Başkanı Abrahamyan tarafından konferansta hazır bulunan askerler Albaylar Misha Tadevosyan, Hamik Sayatyan, Harut Yunagopyan ve Aramayis Çovişyan'ı ödüllendirdi. Kendilerine Batı Ermenistan'ın kılıç madalyası verildi. Bu madalya Ermeni Lejyonu'nun hatıra madalyasının benzeridir. Törenin hemen ardından askeri birlik cepheye doğru yola çıktı. Konferansın ikinci bölümünde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni meselesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstererek Artsakh'taki mevcut savaş durumunun sonuçlarını sundu ve analizde bulundu. Şu anda Ermeni meselesinin genel hukuki paketini uluslararası topluma sunmanın gerektiğinden fazla önemli olduğunu kaydetti. Etkinliğin sonunda Devlet Başkanı Abrahamyan katılımcıların sorularını yanıtladı ve yapıcı fikir alışverişi gerçekleştirdi. Biz diplomatik bir çözüm istiyoruz. Bu savaştan galip çıkmak istiyoruz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başdanışmanı Özel Görevler Elçisi Rudik Hüsnunc bu düşünceyi Mamul Ayim ile yaptığı görüşmede dile getirdi ve Artsakh'a yönelik Türk-Azerbaycan gerici terör saldırılarına atıfta bulundu. Ona göre bu savaşta Ermeni halkı 7-8 devlete karşı savaşıyor. Üstelik bu savaşta yasak olan modern silahlar ve paralı askerler yer alıyor. Hüsnunc, 40 gündür savaştayız. Şeytani güçlere karşı savaşıyoruz. Biz sonuna kadar savaşacağız. Vatanımız, kutsal topraklarımız, kutsal alanlarımız için savaşıyoruz. Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkı hepimiz için bir önceliktir. Savaş alanında zaferimizi kaydetmeliyiz, dedi. Artsakh Devlet Acil Servisinden Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Artsakh Cumhuriyeti'nin bazı yerleşim yerlerinde 6'yı 7 Kasım'a bağlayan gece nispeten sakin geçti. Acil Durumları Devlet Servisinden yapılan ilgili açıklamada gece yarısından sonra Şuşi hariç Stepanakert ve diğer şehirlerde göreceli sakinlik korunurken kale şehri Şuşi'nin ise düzenli olarak bombalandığı ifade edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora İşlerinden sorumlu Başkomiseri Zare Sinanyan, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında yazdığına göre Ermeni güçleri Artsakh Cumhuriyeti Hadrut bölgesinin cephesinde Albay Teheran Mensinov'u etkisiz hale getirdi. Söz konusu kişi Ermenilere karşı savaşmak için birkaç gün önce Nahçıvan'dan özel kuvvetleriyle Anakara Azerbaycan'a geçen kişidir. Ağustos ayında Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarında Nahçıvan birliklerinin komutanı da ta kendisiydi. Mensimov, Azerbaycan'a ulaştıktan sadece 2 gün sonra öldürüldü. Abhazya Devlet Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu asistanı Ahra Avidziba, sosyal medya hesabı Facebook sayfasında duyurduğuna göre Abhazya'dan ilk gönüllü grubu Artsakh'a ulaştı. Avidziba, her etnik Ermeni vatanını savunmak hakkına sahiptir. Bu nedenle Abhazya'dan ilk gönüllü grubu olan Hamşen Artsakh'a gidiyor. Tanrı herkesi korusun, diye yazdı. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Şemdinli Derecik Karayolu'ndaki köprüler zarar görürken yolda kısmen çökmeler oluştu. Kapanan karayolu yapılan çalışmanın ardından 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Artsakh Savaşı günlerinde çeşitli kültür kurumları, kolektifler ve sanatçılar cephedeki asker ve subayları desteklemek için çok sayıda girişimde bulunuyor. Başkent Yerevan'daki Surp Anna ve Surp Katavuge kiliseleri civarında ilginç bir yardımsever açık hava konseri 8 Kasım'da gerçekleşecek.
Konser sırasında vatandaşlar Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası solistlerini, Gomidas adlı yaylı çalgılar dörtlüsünü, Hover adlı koronun ünlü şarkıcı ve besteci Vahan Arzuruni ile dudukçu Norayr Kardashyan'ın performanslarını dinleme fırsatı bulacak. Lilith Bleyan ve Dikran Der Stepanyan'ın akustik düeti de sahne alacak. Ünlü müzisyen sanatçılarımızın bu birlikteliğinin tek bir amacı var. Yardım konserinin tüm gelirlerini askerler fonuna bağışlamak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı etnografik şarkı ve dans topluluğu tarafından icra edilen Van Koçarisi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.